Hayır. Kendi yüzüklerimi sevmiyorum. Hepsi de çok sıradan. Elbiseme giden bir tane bile yok ve aynı şeyleri takmaktan da bıktım artık. Bence çok daha iyisini hak ediyorum. Aa, şimdi hatırladım. Anne, orada mısın? Bana yeşil incini ödünç vermeni istiyorum. Bugün güzel giyinmek istiyorum anne. Uhu, orada mısın? Aa, çıktı galiba. Annemin yüzük koleksiyonu bir harika. Ama ben en çok yeşil incili yüzüğü seviyorum. Her şeye yakışıyor. Almama da kızmaz. Küçük kalbin içindeki nezaket. Bu çok güzelmiş. La 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 la, bu çok güzelmiş. Ha? La 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 la. Ah, annemin yüzüğünü mü taktın sen? Fark etmemek zor tabii. Bende harika duruyor. Annemde bile böyle parlamıyordur. Belki prensin kraliyet balosunda takmama izin verir. Yeşil incili yüzüğün onun gözdesi olduğunu unutuyorsun. Aa, unutmadım, evet diyeceğine eminim. Oyun bozanlık yapıyorsun. Ben annemden onu baloda takmak için izin almıştım. Hiç de değil. Onu annemden ödünç alan benim. Bu yüzden bende kalacak. Hiç de anne kalmayacak. Ben daha büyüğüm, unuttun mu? Önce benim hakkım. Sen benim istemediklerimi alabilirsin ancak, anladın mı? Bu defa olmaz, hayır. Ver şu yüzüğü bana Jean. Gel buraya. Hayır, o benim. Nereden beni senin oluyor? Beni kıskanma. Ne oldu size? Aa, bu yüzük yeni mi Jean? Sayılır Cinderella, bana çok yakışmış değil mi? Aa, Jean, ver şunu bana. Neler oluyor? Jean, geri dön. Ah, hayır. Yeşil incim burada değil, biri yüzüğümü almış. En değerli aile yadigarım. Ah, Catherine, Jean, Cinderella. Jean, ver şunu bana. Bunu mu? Bu kadar yeter. Canım acıdı. Bunu sen istedin. Fazla ileri gittin. İnanamıyorum sana. Catherine, Jean, iyi misiniz? Yapabileceğim bir şey hiç var mı? Hiç kimse kıpırdamasın. Korkunç bir şey oldu. Yeşil incim ortadan kayboldu. En değerli mücevherim. Nesilden nesile kalan paha biçilmez aile yadigarımı biri almış. Jean, çabuk geri ver onu bana aptal. Galiba kaybettim. Yüzüğü hanginiz aldı bakayım? Anne, ben sadece... Ben aldım. Yeşil incinizi ben aldım. Yanlış yaptım ama o kadar güzeldi ki. Zaten bildiğim bir şeyi onaylamış oldun. Benim kızlarım asla çalmaz. Ne yapacağım ben seninle? Hırsızlık ciddi bir suçtur. Özür dilerim ama ben çalmamıştım. Ödünç aldım, sonra geri verecektim. Başka türlü olamaz zaten. Bu gece gün batımına kadar yüzüğümü geri getirmezsen bir daha evime ayak basmanı yasaklayacağım. Beni anladın mı Cinderella? Evet, anladım. Niye yüzüğünü aldığını söyledi ki? Çünkü o çok iyi biri. Düşesin hırsız olmadığını bildiğinden eminim. Önemli değil. Yüzüğü bulduğumuz zaman her şeyi unutacaktır. Nereye gider ki bu? Fazla uzağa gitmiş olamaz ama çimenlerin içinde bulmak çok zor. Evet, parladığını görüyorum. Tanrı'ya şükür ki onu gördün. Çok şanslıydık. Evet. Ne şans. Hayır Cinderella. Cinderella, orada mısın? Sıkı tutun. Evet, buradayım Benekli.
teşekkür ederim, beni kurtardınız. Dostlar bunun içindir. Hayır. Normale dönene kadar Cinderella'yı korumalısınız. Cinderella! Burada, yukarıdayım. Buradayım. Papi? Nasıl hissediyorsun, iyi misin? Cinderella, seni gördüğümüze çok sevindik. Ucuz atlattın. Siz ne zaman bu kadar büyüdünüz? Biz değil canım, sen. Ama bunu daha sonra konuşabiliriz. Şu anda o inci yüzüğü bulmalıyız. Evet haklısın. Evet buldum. Hadi. Tanrım, her yeri polen olmuş. Hop şu! Yüzüğü düşürdüm. Hayır! Hayır, durmak istiyorum. Bir türlü duramadım. Olamaz, o kütüğü yakalamalıyız. İleride bir şelale var, ne yapacağız? Cinderella, sırtımı açın. Tamam. Sonunda. Artık alabilirim, sıkı dur. Bir dakika. Asla bulamayız. Peri bu yağmurda. Yüzüğü bulamazsam eve de gidemem. Gün batımına kadar o yüzüğü bulmalıydın Cinderella. Ama her zamanki gibi başarısız oldun. Dediğim gibi o yüzüğü getirmeden seni evime kesinlikle almayacağım. Hemen defol. Bu
günden sonra artık yemeklerinizi ben hazırlayamayacağım. Sizi çok özleyeceğim. Neden söz ediyorsun? Gerçekten Cinderella, seni yalnız bırakacağımızı mı sanıyorsun yoksa? Seni asla bırakmayın. Teşekkür ederim çocuklar. Yağmur duruyor. O kaygıyı bulalım. Gün batmadan hala o yüzüğü bulmak için bir şansımız var. Benim de haklı. Şimdi pes edemeyiz. Hadi o yüzüğü bulalım. Haklısınız. Gün batana kadar pes etmenin bir anlamı yok. Güneş varken umudumuz da var demektir. İşte ruh bu. İyi şanslar. Sakın üzülme. Biz de burada elimizden geleni yapacağız. O atlıyı tanıyorum. O bize yardım eder. Hadi gidelim. Sıkı tutunun. O yüzük o karganın ne işine yarayabilir ki? Parlaklığı herkes kadar onun da gözlerini kamaştırmış olmalı. Bu onu çalmış olduğu gerçeğini değiştirmez. Onu bulduğumda ona bir ders vereceğim. Onu bulmamız bir mucize olur Papi. Papi, yukarısı çok güzel. Çok şanslısın. Biliyorum, bu yüzden kanatlarıma şükrediyorum. Karga kadar hızlı olamasam da onun kadar yükseğe uçabiliyorum. Kargayı bulmaya konsantre olmalıyız şimdi. Bakıyorum Papi, merak etme. Bir karga sürüsü. Umarım o da aralarındadır. Gördün mü? Onu tanıdım. Güzeller. Umarım yüzük yuvadadır. O yuvaya çıkıp yüzüğün orada olup olmadığına bakmalıyım. Peki burada ne işiniz var? Neden peşimizden koşuyorsunuz? Cinderella'nın yardıma ihtiyaç olduğunu mu söylemeye çalışıyoruz? Alex, sen önden git. Ben sana yetişirim. Çok üzgünüm minikler. Yanımda yiyecek yok. Buraya yüzüğümü aramaya geldim. Evet, sonunda buldum. Hayır, lütfen canımı yakma. Ah Tanrım, eski halime döndüm. Cinderella! Buradayım. Cinderella, ağacın tepesinde ne işin var? Merhaba Charles. Hayır, düşecek. Benekli, sen yuvayı tut, ben de Cinderella'yı.
sen iyi misin? Yaralanmadın öyle değil mi? Cevap ver lütfen. Teşekkür ederim Charles. Yüzüğü buldum. Sonunda onu bulmayı başardım. Harika. Neyi? Zamanlaman her zamanki gibi mükemmeldi. Çok teşekkür ederim. Sanırım seni Benekli buldu. Teşekkür ederim Benekli. Beni ve ufaklıkları kurtardın. Zavallı küçük melekler. Çok korkutucuydu. Hepsi de benim suçumdu. Annelerine ihtiyaçları var. Eve gitmen gerek Cinderella. O yuvayı ağaca koymaya çalışırsan yüzüğü zamanında geri götüremeyeceksin. Haklısın Benekli, güneş batmak üzere. Charles, bana bir iyilik yapıp bu yuvayı yerine koyar mısın lütfen? Merak etmeyin minikler, arkadaşım sizi annenizin yanına koyacak. Hadi bakalım, al Charles. Ben kendim yapardım ama gerçekten gitmeliyim. Bekle Cinderella, ne acelen var? Üzgünüm, şimdi konuşamam. Pekala, sizi ağaca koyalım bakalım. Neden bu kadar geciktik? Güneş batmak üzere. Belki de dönmemeye karar vermiştir. Böylece yüzük de ona kalır. Böyle yapacağını hiç sanmıyorum. Nereye gittiğini hiç bilmiyoruz. Jean, Catherine. İkinizi de derhal odamda görmek istiyorum. Neden anne? Gelin göreceksiniz. Ah hayır, güneş dağın arkasına giriyor. Güneş batmadan eve dönemeyeceğim galiba. Pes etme Cinderella, koşmaya devam et. Başaracaksın. İyi misin Cinderella? Çok yoruldum, devam edemiyorum. Birazcık daha. Bunu yapabilirsin. Cinderella. Bu Charles. Görev tamamlandı. Mini kargalar ağaçlarına döndüler. Teşekkür ederim, sana minnettarım. Şimdi izinle bir görev daha tamamlamak istiyorum. Seni rekor sürede eve götüreceğim. Ah Charles, teşekkür ederim. Şuraya bakın kızlar. Bu senin yeşil inci yüzüğüne benziyor. Hı-hı. Ben geldim. Olamaz, zamanında döndü. Anne, eve döndüm. Biliyorum biraz zaman aldı ama yüzüğünü buldum. Bu yanlış anlama için çok üzgünüm. Her şey unutuldu genç bayan. Çok oyalandın Cinderella. Ne yazık ki bu çabaya değmezdi. Ne? Ama bunu neden yaptın? Çünkü o sahte. Bu benim yaptırdığım hiç değeri olmayan bir kopya. Gerçek olan bu. Sahte sende kalsın Cinderella. Sana layık bir tek o var. Herhalde alabileceğin tek yüzük odur Cinderella. Ev işlerini yaparken harika görüneceğinden eminim. Çok kötü kalpliler. Cinderella şu iki sümüklü için evini ve hayatını tehlikeye attı. Bu kadar küçülebileceklerini düşünmez. Bu kadarı da fazla. Yine de bence çok güzel bir yüzük. Çok daha iyi görünüyor. Gülümsedi bile. Aferin ona. Evet. Cinderella gibi güzel ve cömert bir kalbiniz varsa mutlu olmanız pek zor değildir. Ne kadar değersiz olursa olsun güzel bir taşın parlaması bile yeter. Bu mükemmel, tıpkı yıldızlar gibi. Şuna bak. Gerçeğinden daha iyi. Vay canına.